ve yanlışlığına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi özünde var olan kimliği ve bu kimliğin yansıması olan sağlam, tutarlı politikalarıyla, eylem ve söylemleriyle halka güven vermeli, umut olmalıdır. Bunun için de denenmiş, 8 kez seçim kaybetmiş, başarısız olmuş, seçenek oluşturamamış, partinin %25'lere sıkışmış oyunu arttıramamış, eylem ve söylemleriyle partinin toplumsal algısına, kimliğine zarar veren mevcut zihniyetin ve temsilcilerinin değişmesi gerekmektedir. Özüne, gerçek kimliğine dönecek bir Cumhuriyet Halk Partisi tüm toplumu kucaklayıp büyük bir umut olacağı gibi siyasetin doğal mecrasına oturmasını da sağlayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu değerlerine ve ilkelerine geri döndüğünde tüm küresel operasyonlara, emperyalist saldırı ve kuşatmalara, yerli işbirlikçilerine karşı sağlam ve geçilmez bir milli direniş mevzisi olacak ve yeni bir milli mücadele başlayacaktır. Hedef, yarım kalan aydınlanma devrimini tamamlamak, çöken devlet kurumlarını ve kurallarını yeniden tesis etmek, imar rantına kelepçelenen Türkiye'nin üretime, sanayiye ve tarıma dayalı büyümesini gerçekleştirerek yurttaşları huzura, refaha ulaştırmak olacaktır. Kurtuluş kuruluştadır, Atatürk'tedir. Kurtuluş, kurucu partinin özüne, gerçek kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönmesindedir. Kurtuluş, Türkiye'nin kuruluştaki birlikteliğine farklılıkları reddetmeyen, ancak gereksizce öne çıkarıp kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan asıl zenginliğin bu farklılıkların ortak bir aidiyet duygusu içinde kaynaştırarak yurttaşlık duygusu ile birbirine bağlı millet olma bilincini yeniden kazanmaya, o ruha, o heyecana, üretime, kalkınmaya ihtiyacı var. Borçsuz, üreten, bunu hakça bölüşen, barış, huzur, sükunet ve hukuk güvenliği içinde yaşayacak bir Türkiye. Çok zor değil. Hakikaten çok zor değil. Ve bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hikmeti kendinden menkul, yabancı veya yerli akıl hocalarına ihtiyacı olmayıp kurucusunun, ulu önderin söylevleri ve eylemleriyle gösterdiği yol ve bunların özeti olan altı ok yeter. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Başucumuza koyacağız nutku. Öyle masada durmayacak. Ve ben size çok net söylüyorum. Her şeyi bir yana bıraktım. Atatürk'ün sadece meclis açılış konuşmalarında söyledikleri şu anda bu ülkeyi bu karanlıktan çıkarmaya yetiyor. Her alanda ama. Tepeden tırnağa. Şimdi değerli yurttaşlarım, bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı sadece budur, özüne dönmesidir. Ha, şunu da söyleyeyim. Elbette ki bu Cumhuriyeti ve Atatürk'ü zerre kadar anlayamamış siyasi iktidarların Cumhuriyet hükümetlerinin hatalarını da tekrarlamamayı içeriyor. Elbette bu süreçte hatalar yapıldı çeşitli alanlarda. Ama tekrar söylüyorum, bu hatalar Atatürk veya Cumhuriyet'in hataları değil, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i zerre kadar anlayamamış Cumhuriyet hükümetlerinin hatalarıdır. Bunlar da elbette tekrar edilmeyecek ve bu ülke bir bütün halinde kucaklaşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış planlamaya dayalı bir yıkım ekibinin, bakın biz Büyük İstanbul depreminde ne olduğunu sabah gün ağarınca anladık, asıl yıkımı. Türkiye'de de şu anda asıl yıkımı bu iktidardan gidince göreceğiz. Nasıl bir enkaz olduğunu. Dolayısıyla bu enkazı toparlamak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yeniden yapılandırmak, çağdaş bir demokratik düzen içinde huzuru tesis etme görevi vardır. Bu ise
her türlü alt kimlik politikalarının ve fikre dayanmayan karşıtlıkların, düşmanlıkların reddiyle olur. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak ve özgürlükleri, bu çok önemli, bu anlayışla hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşlara yaymak, herkesin hukuk güvenliğini ve refah içinde yaşamasını temin etme görevi vardır. Kindar değil, sevgi ve saygı dolu, insana, çevreye, doğaya saygılı nesiller yetiştirme görevi vardır. Bunun içinde iktidar olma mecburiyeti vardır. Toplum ağırlıklı olarak siyasi iktidardan kaynaklanan, fikre dayanmayan, kişisel kavgalardan, rejim kaygılarından, kutuplaşma ve gerginlikten, kindarlıktan, düşmanlıktan, ayrışmaktan bıkmış ve bunalmıştır. Çözüm ve ciddi bir seçenek, herkesi kucaklayabilecek ortak bir ses ve biz emperyalizmin oyunlarıyla birbirimize düşürülüp enerjimizi birbirimize yöneltirken ülke kaosa, açlığa ve karanlığa gitmektedir. Bugün artık yerli mercimek, yerli pirinç bulamazsınız. Kekik kokan etiniz yok. Ve şunu da ifade edeyim. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yahut herhangi birinin kişiliğiyle ilgili değil. Onu herkes bilsin. Mesela kişisel de değil. Kendisi çok iyi bir insan olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti. Bu partinin bir programı var, ilkeleri var, genetik kodları var. Kimse bunların üzerine çıkamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma görev ve zorunluluğu var. Defalarca denemiş ve başarılı olunamamış durumda. Bunun da bir siyasi bedeli vardır, olmalıdır. Bir muhalefet açısından değerli yurttaşlarım, sadece karşıtlıkla ve halkın iktidara karşı doğal tepkisiyle yetinmek, hiçbir sıçrama yapamamak nasıl izah olunacaktır? 8 kez seçim kaybetmiş bir anlayışın 2019'daki hayati seçimi kazanacağının belirtisi nedir? Bunun ışığı gözükmekte midir? Soru var bunlar. Türkiye'nin yeni bir deneme ve yanılmaya tahammülü yoktur. Daha henüz Ekmelettin İhsanoğlu faciasının, referandumda halkın oylarına sahip çıkılamamasının ve o gece gerekenin yapılamamış olmasının faturası masada durmaktadır. Üstelik gelinen noktada değerli yurttaşlarım, kişiler üzerinden gelişen siyaset ve haklı ya da haksız oluşan toplumsal algı artık partiye zarar vermektedir. Şimdi bam teline geldik. Tüm bu nedenlerle bizim dilekçelerde neticeyi talep olur sonuç ve istem. Tüm bu nedenlerle ben kendi adıma Ümit Koca Sakal olarak şahsen değil ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım. Şimdi bitmedi. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi değerli yurttaşlarım, bitmedi. Değerli yurttaşlarım, şimdi bir dakikanızı, çok az daha zaman, çünkü bundan sonrası inanın bana bu açıklamadan daha değerli benim için. Buna inanın. Şimdi değerli yurttaşlarım, kişi değil fikir adayıyım. Bu zor dönemde ülkenin bunaldığı, siyasetin sıkıştığı, toplumun bir alternatif göremediği bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına manen
manevi olarak ve fikri olarak yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün genel başkan olmasını sağlamak, onun görüşlerini hayata geçirmek adına adayım. Tespitlerim, mücadelem, taleplerim kişiye göre yahut kişisel değildir, fikridir. Dolayısıyla adaylık da kişisel değil, fikir adaylığıdır. Cumhuriyet değerlerinin Atatürk'e kuruluş ruhuna dönmenin yeni bir milli mücadelenin adaylığıdır. Şimdi bundan sonrasını çok şey yaparak... İşemem, ben böyleyim. Üzgünüm. Şimdi değerli yurttaşlarım, ben tarihsel görevimin kendimce en önemli kısmını, Cumhuriyete gönül vermiş çok sayıda yurttaşımın benden beklentilerini yerine getiriyorum ve müsterihim. Bundan sonrası ise sadece bana bağlı olmayıp delegelerimizin, tüm üyelerden oluşan örgütümüzün, tabanın, seçmenin, toplumun, halkın alacağı tutuma, göstereceği tavra bağlı. Hayal kurmuyorum. Siyasi partiler kanunundan hareketle genel olarak siyasi partilerin, buna bağlı olarak da partimizin yapısını ve dengelerini bilmekteyim. Aday olabilmek için gereken delege sayısına ulaşıp ulaşamayacağımı da bilmiyorum. Bunun çalışmasını da yapmış değilim. Bilinsin ki şahsi bir amaç ve koltuk peşinde olmadığı için bunun pazarlığı veya hesabında da değilim. İşte ben, işte tuhaf bir durum. Benimkisi, herkes bilsin ki benimkisi bir fikir ve vicdan haykırışı ve isyanıdır. Partimizin sahipsiz olmadığını gösterme arayışıdır. Elbette ki yeterli delege destek verirse ben de kurultayda demokratik hakkımı kullanarak parti gibi, bu benim şahsi meselem olmayıp herkesin sorumluluk alması halinde devamı gelebilir. Ama ben, bak inanarak söylüyorum, delegelerimizin bu gidişe sessiz kalmayacağını, onlar da bu ülkede yaşıyorlar. Onların da çocukları, onların da geleceği var. Dolayısıyla sessiz kalmayacağına, tabanın ve toplumun sesine kulak vereceğine, tarihsel sorumluluğunu yerine getireceğine inanıyorum ve bunu umuyorum. Hatta ilginç bir önerim de var. Hatta Sayın Genel Başkan bunu Adana Kongresi'nde kısmen dile getirdi. Ben diyorum ki, siyasi partiler kanununda da hiçbir engel yok. Evet, tüzük vesaire, ben de biliyorum tüzüğü, ama siyasi partiler kanununda bir engel yok. Avrupa'da örnekleri de var. Ben de diyorum ki gelin bu seçimi 1 Ocak 2018 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlı tüm üyelerin katılımıyla yapalım. Hem Türkiye'ye örnek olalım, hem de delegenin üzerindeki bu ağırlığı alalım. Ben tahmin ediyorum delegelerimizin üzerinde neler yapılabileceğini. Vallahi benim delegemize vaat edebileceğim tek şey özüne dönmüş